Sadece 7 yaşında bir tane 787 neden paramparça edilip parçalanıyor? Uçması neden mümkün değil? Bugün size bu ilginç hikayeyi anlatacağım. Hadi gelin başlayalım. Ladies and gentlemen, welcome aboard. This is your Kaptan Baha. Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Kaptan Baha, Bahadır Acuner. Yepyeni bir Kaptan Baha yayınında hem burada YouTube'da hem de podcastlerde sizlerle beraberiz. Bugün sizlere çok ilginç bir 787'nin hikayesinden bahsedeceğim. Mart 2017 yılında tam 7 yıl önce Boeing tarafından özel bir firmaya özel olarak imal edilmiş bir uçak bu. Line number 17, yani hattan çıkan, üretimden çıkan 17. Boeing 787 ne yazık ki şu an New Mexico eyaletinde, Amerika Birleşik Devletleri'nde paramparça parçalanıyor. Neden diyecek olursanız aslında bunun son derece basit bir nedeni var. Bunun nedeni tamamıyla ekonomik. Bu uçağın hikayesi gerçekten çok ilginç. Çünkü dediğim gibi geniş gövde bir uçak sıfırdan imal ediliyor ve daha sonra müşteri bu uçağı istediği şekilde içini tasarlayabiliyor. Özel bir uçak, VIP, yani Very Important Person anlamına gelen VIP bir uçak ve içinde kim bilir neler var, onu çok da fazla bilmiyoruz özel bir uçak olduğu için. Ama şu bir gerçek ki bunun bir yolcu uçağı olmadığı kesin. Peki bu uçak nasıl bu şekilde üretildi, nasıl bu hale geldi, onu da araştırmanın sonucunda gerçekten de ilginç bir hikayeyle karşılaşıyoruz. Aslında bu uçak bir havayoluna gidecekken üretimde oluşan hatalar ve ilk uçaklarda ortaya çıkan genellikle istenilen özelliklere sahip olmamasından dolayı Boeing bu uçağı müşteriye teslim etmiyor ve arkasından da özel bir uçak olarak veya ya işte biz doğru düzgün üretemedik bu uçağı, istediğimiz performansları yaşamayacak, o yüzden o gerçekleştiremeyeceği performans nedeniyle biz onu daha düşük maliyetle satacağız diye bir özel bir şirkete pazarlıyor. Bu özel şirketin adı da Crystal Cruises. Crystal Cruises gerçekten çok ilginç bir şey. Bildiğiniz seyahat gemileri firmasından çok daha farklı. Büyük özel yatları özel müşterilere cruise amacıyla kiralayan veya bu müşterileri bir araya getirip gerçekten de dünyada eşi benzeri olmayan bir deneyim yaşatan bir şirket. Müşteriler özel olunca böyle özel gemilerle de yolculuk yapınca onları da özel uçaklarla taşımak elzem oluyor. Pandemi öncesinden bahsediyoruz bu uçağın alınmasında ki bu uçakla beraber Crystal Cruises'ın firmasının elinde de bir tane 777-200LR ki 777'lerin en uzun mesafe uçan yolcu uçaklarından bir tanesi, bir tane de Global Express XRS var ki bunlar da özel uçaklar açısından gerçekten biçilmez kaftanlar. Özel müşterilerini uçurmak için aldığı bu uçaklara bir de 787 ekliyor Crystal Cruises ve ondan sonra özel müşterilerini bu uçakla uçurmaya başlıyor. Ancak gelin görün ki 2020 yılın geldiğinde bir pandemi ortaya çıkıyor. Bu pandemi sonucunda da bütün havayolu olduğu gibi, bütün turizm sektörü gibi cruise sektörü de gerçekten çok kötü miktarda etkileniyor ve bunun sonucunda da o müthiş müşteriler yolculuk yapamadıkları için, gemilere gidemedikleri için maalesef bu uçaklarda atıl bir hale geliyor. Elindeki atıl kapasiteyi kullanmak da mümkün olmadığı için Crystal Cruises bu uçağı maalesef 25 milyon dolar gibi gerçekten de Boeing 787'nin çok maliyetinin altında bir fiyata elinden çıkarıyor. Peki satın alan firma kim? Bu uçağı uçuracak olan bir firma değil tabii ki. Bu uçağı uçurmak öyle kolay bir şey değil. Özellikle böyle büyük ve çok fazla kullanılmayan iş jetlerini elden çıkarmak çok mümkün değil. O zamanlarda da belki Ruslardan birileri alabilirdi bu uçağı ama uçağı satın alan firma CL Solutions diye bir firma. Bu firmanın özelliği hava yollarına veya uçak sahiplerine ikinci el parça temin etmek, ikinci el motor temin etmek. İşte bu açıdan da bu uçak Crystal Cruises'ın veya başka bir firmanın uçurmasından CL Engineering'e çok daha değerli bir uçak. İşte bu uçakta gerçekten parça olarak parçalandığı takdirde her bir parçanın satılması ve özellikle de motorların satılması veya kiraya verilmesi durumunda gerçekten çok fazla değerli bir uçak. uçmasından çok daha değerli bir uçak. İçi de VIP konfigürasyonunda olduğu için hemen bunu değiştirip ondan sonra yolcu uçağı konfigürasyonuna geçirmek de çok zor ve aşırı derecede maliyetli. Diyeceksiniz ki o zaman bunu tamamıyla içini sökelim, kargo uçağı yapalım, ama bu zamana kadar 787'lerde de kargo konfigürasyonu değişimi mümkün değil. Henüz bu konuda herhangi bir yapılmış bir çalışma da yok. Dolayısıyla bu uçağı alıyorlar ve ondan sonra Roswell, New Mexico'da, Amerika'nın güneybatısındaki çölüyle ünlü bir yerde, ki bunun özelliği de çok kuru bir iklime sahip olması nedeniyle içindeki metal aksamların, tamam uçak kompozit ama metal aksamların paslanmasını gerçekten engelleyecek bir iklim yapısında olduğu için buraya uçuruyorlar ve şu an bu uçak orada parçalanmak durumunda. Şimdi uçak neden parçalanarak daha değerli, onu biraz irdeleyelim. Özellikle pandemi sonrasında parça temini arabalarda olduğu gibi uçaklarda da çok zorlaşmaya başladı. Dolayısıyla tabiri caizse bit pazarına nur yağdı ve bunun sonucunda ikinci el parçalarda değerinden çok daha fazla, eskisinden çok daha fazla fiyatlara alıcı buluyorlar. Onun dışında bu uçakta asılı 2 tane motor var. Bu motorlar gerçekten çok değerliler. GE'nin ürettiği, General Electric'in ürettiği Gen-X motorları gerçekten de hem motor kapasitesi açısından, itki kapasitesi açısından hem de ekonomisi açısından son derece tutulan motorlar. Tabii bu motorları alıp da sizin başka bir motora sahip olan bir uçağa takmanız mümkün değil. Yine aynı motora sahip olan başka bir uçağa takmanız mümkün. İşte bu durumda da havayollarında 12 yaşına kadar varan 787'lerin artık büyük bakımlarının gelmiş olması nedeniyle de bu motorlar son derece değerli. Yapılacak olan, bu uçaktan bu motorlar sökülecekler ve aynı şekilde herhangi bir havayolu düşünün, herhangi bir havayolu motorlarının artık bakıma gitmesi gerektiğinde bu motorları söküp ondan sonra GE'ye onları bakıma yolladığı zaman motorsuz kalmamak açısından GE'ye çok büyük para vermek yerine bu motorları satın alıp kendi uçaklarına anında takabilirler. Sonra başka bakıma gelen bir 787'de de aynı şeyi yaparak bu motorlar sayesinde uçaklarını çok daha kısa bir şekilde hangarda tutup uçaklarını daha fazla uçurabilirler. İşte bu bakımdan bu motorlar çok avantajlı. Onları CL Engineering mutlaka ve mutlaka iyi bir firmaya satacaktır veya en azından kiraya verecektir. Ve bu motorlar bir, tabiri caizse joker motor olarak, joker olarak kullanılabilirler. Sadece motorlar değil, uçağın başka aksamları da aslında tekrar yedek parça olarak kullanabilirler. Bunlar neler olabilir? En basitinden galley kartlar olabilir, mutfak kartları, servis arabaları olabilir. Başka uçağın aksamları olabilir, uçağın kapısı olabilir. Uçaktaki kapıdaki slide olabilir. Aklınıza gelebilecek her türlü bu uçaklardaki parçalar başka uçaklarda da kullanılabilir. Ha diyeceksiniz ki benim bindiğim uçakta da ikinci el parça var mıdır? Evet, mutlaka vardır. Çünkü bakım aslında böyle yapılır. Tıpkı başka şekillerde başka uçaklardan alınmış parçaların da diğer uçaklarda kullanılabileceği gibi. 787 dediğim gibi 7 yaşında bir uçak ama bakımı sağlayacağı avantajlar açısından diğer uçaklara da can verebilecek bir uçak. Buna benzer olaylar daha önce de yaşandı. 747-8'lerde bazıları parçalandı ve parça olarak değerli hale geldi. Bunun dışında bazen havayolları başka havayollarının elinden çıkardıkları uçakları toplu olarak alıp ondan sonra bir kısmını parçalayarak bir kısmını parça amacıyla kullanabilirler. Veya işte en çok başımıza gelen, daha önceden gördüğümüz bir olayda Airbus'un ürettiği çok da başarılı olmayan Airbus 318 uçaklarının da tıpkı seferden çekildikten sonra parçalanıp diğer Airbus'lara can vermesi gibi bir örnekten bahsediyoruz. Bu ve benzer olaylar ileriki yıllarda da mutlaka yaşanacaktır. Ama dediğim gibi bu uçaklar yeni bile olsalar parçalanmış olarak parçalarıyla çok çok daha değerli olabiliyorlar. İlginç bir konuyla bugün karşınızdaydık. Eğer bundan sonra havacılık konusunda doğru ve tarafsız ve ilginç bilgilerle buluşmak istiyorsanız, hala da abone değilseniz aşağıda abone ol tuşuna tıklayın ve yeni videolardan da haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bambaşka havacılık ve savunma konularında birlikte olmak üzere mutlu kalın, ama her şeyden önemlisi burada Kaptan Baha kanalında kalın. Hoşça kalın.